Adımız çıktı. Millet kendi hatalarını çuvala koyup bizim hatalarımızı tabela diye astı buraya. Beyefendi. O düzeltmeyi işte, de Müge Hanım'ın boynunun borcudur. Evet, ben size şöyle söyleyeyim. Kuşlar sürüleriyle uçar. Daha başka laflar da söyleyebilirim. Ne yazık ki bir ortamın içine girdiğiniz zaman o ortamda ne yaşanıyorsa gelir. Yani çamura taş atarsan çamur da üzerine sıçrıyor. Diyor, yerin kulağı yok yani. İnsanların yani, ağzı gevşek. Siz kendiniz de söylediniz. Keşke kardeşiniz bu ortamların içinden çıkabilseydi, size de bu çamuru bulaştırmasaydı. Allah'a duamdır. Allah her zaman, burada her bulaşmış sabah, her bir çamur duamdır. Değil bu size. Bu zaten sizin üzerinize bulaşmış bir çamurun 2 yıl sonra buraya gelişi. O yüzden insanın ne yaşadığına dair böyle bir önüne alıp her şeyi, doneleri dürüstçe davranması lazım. Hani yansıtma yapabiliriz senin yüzünden, benim yüzümden falan ama aslında kendi içimize döndüğümüzde her şeyin başımıza kendi yüzümüzden geldiğini de anlayabiliriz diye düşünüyorum. Ben sizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Faruk da ne zaman çıkacak yani bilmiyorum cezaevinden ama evet. Seher'le ilgili Faruk, Mehmet'le ilgili Milaslı kardeşler, ama Milaslı kardeşleri Seher'le ne ilgisi varın cevabını da eğer bilen varsa bekliyorum. Ama burada ben Yücel Bey'e şöyle katılıyorum. Yani bunu böyle tutup tabii ki kolay belki televizyon programına konuşmak. Mesela bu az önce bağlanan kişi, ben bununla ilgili her türlü bilgi, belge ve bağlantıları da verebilirim dedi. Evet. Bence bununla ilgili gidip bir suç duyurusunda bulunun. Bu önemli bir şey. Evet. O da gitsin o zaman bildiklerini savcıya anlatsın. Keşke, teşekkür ediyorum Yücel Bey'e, keşke hani daha düzgün bir hayat sürselerdi en baştan beri bu olay. Keşke. Yani ilk kaybolduklara ay gelseydiniz, ben o hafta gelseydiniz, o zaman işte. Tabii ki bilgi ve belgeler daha fazla olacaktı. Tabii. Ama şu anda şimdi evimizde yanmış bir ev, hani yanmış şimdi... Seher'in eşyaları, varile götürüldü, yakıldı hani denen adamlar... Onlar... Mezarlığa gömüldü denen başka kişiler. Şimdi o ev yakıldıysa, o eşyalar yakıldıysa... Bir nedeni var. Ben açıkçası o varilde de yakıldı söylemine, o yanma söylemine sıcak baktım. Yani bana olabilirliği çok yüksek geldi. Hani şimdi diyorlar çünkü yakılmış ya, biz, zaten, ev yakılmış. Biz yazık diyorlar böyle. Bir senedir abim yok, biz... Kendimizi alıştırdık diyor ya, biz kendimizi alıştırmadık. Biz alıştırmadık. Biz yanında diye çok haklı. Yanlış söylüyorum, biz alıştırmadık. Alıştırma yok. Biz hani, hep bir umutla bekledik yani. Biz hep bir umutla bekledik. İlk 5 ay, 6 ay bizden... Öyle dedi ama geldiğini. Biz alıştırdık yani ölme ihtimalini. Hayır, alıştırmış. Hayır, öyle bir şey yok. Biz kabullendik dedin ya. Ya kabullendik dedin. Hayır, yani hayatım şöyle bir şey var. Artık şimdi bunlar öldü demek. Hiçbirimiz bilmiyoruz öldürülürken yanlarında değildik ama bu kadar yayın yapıyoruz. Biz yanında tuttuğunu düşündük. 30 yıl önceki adam 5 dakika sonra bulunuyor da... Niye bunlar bulunmasınlar 2 yıldır ortada olmayan 2 tane insan? İşte bu Faruk hani 2 aydır cezaevinde ya... Ondan sonra anneme dedim ki seni bu kız aramazsa dedim, eğer saklıyor diye düşünüyoruz ya. Seni bu aramazsa kesin yok dedik. Biz ondan sonra daha çok korktuk diyorum zaten. Ne yazık ki o içeri yaşam tarzı sizi buna itti. Diğer konuya geçeceğim. İşte bir de Gülhan'ın ne oldu, kocana ulaştın mı? Yok, benim hattım çekmiyor, aramışlar, ulaşılmıyor da burada çekmiyor. Bizim buradaki konuşmalar yalnız ben gene söylüyorum Müge Hanım. Hiçbir aileyi veya hiçbir şahsı itham etmek düşüncesiyle değil. Evet. Zaten böyle bir yetkimizin olmadığının da farkındayız. Bu programı yapanlar, yönetenler, hepimiz bunu düşünerek, taşınarak konuşuyoruz. Kimseyi itham edemeyiz. Ancak bir takım şüpheler, bir takım bağlantılar ortaya atıldığı zaman bunların değerlendirilmesi nereye kadar gidiyorsa, o gittiği yere kadar gidip işin aydınlanmasının çabası içindeyiz. Temelimiz bu. İşte bu çaba içinde... Biraz önce bağlanan Yücel Bey de programımıza gelirse tahmin ediyorum ki birçok karanlık durumların aydınlanmasına imkan hazırlayacaktır, vesile olacaktır. Keşke Faruk Bey de cezaevinde olmasaydı, her şeyi bu programda aydınlığa kavuştururdu. Ama imkanlar nispetinde Yücel Bey geldikten sonra bir takım bulutların dağılacağını, bir takım örtülerin kaybolacağını ve inşallah yapanlar veya bilgi sahibi olanların durumlarının ortaya çıkacağını ümit ediyoruz. İnşallah. Biraz daha i̇nşallah. Sabırla beklememiz i̇nşallah. Gerekiyor. Çünkü emniyet inşallah. İçin Faruk'un cezaevinde olup olmamasının bir anlamı yok. Onlar evet. Gider onun orada da ifadesini alırlar. Tabii hayır, burada yüzleşme doğru. Bakımından sorduğumuz sorulara canlı olarak çok iyi cevap alma bakımından çok iyi. Pratik çok bir çözüm olacak. Daha pratik olurdu. Çünkü o zaman da bağlananlar olacaktı. Evet, evet. Ama şu var.
Ben bunun her zaman altını çiziyorum. Evet, birileri için bunu söylemek çıkış noktası olabilir. Ama şunu unutmasın kimse. Burada konuşulmuyor bu olaylar. Dışarıda konuşulduğu için buraya taşınıyor. Evet, evet, aynı öyle. Yani kronoloji denen bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Zaten bu olaylar konuşuluyor. Herkes kendi hayatında ünlü. Herkes kendi hayatında tanınır. Herkes kendi sosyal çevresine hesap bilinir. Vermek zorunda ya da şey yap. Senin zaten sosyal çevrende bu konuşuluyor. Burada sen bunu dile getirdiğinde Ardahan'daki adam seni bir daha hayatında görüp görmeyecek. O önemli değil. Önemli olan kendi sosyal çevrende de sana bu tarz ithamlarda bulunması. O yüzden bence insanların kendisini açıklaması için de çok önemli bir platform olduğunu düşünüyorum. Evet. Zaten aynen. Çünkü sana o gözle bakıyorlar. O gözle baktıkları için sen bu programda bu şekilde anılıyorsun. Bir de konuya odaklansan... Burada anıldığın için öyle bakılmıyor yani. Daha öyle bakıldığı için buraya geliyor. Yani konuya odaklanmadığım için herkes kendi şahsi şeylerini söylüyor. Bu sefer kendi kirli çamaşırlara çıkıyor. Yani bu bizim de aslında hoşumuza gitmiyor. Çünkü konu dağılmış oluyor. Ve ben mesela senin eşinle ilgili de onu kim yönlendiriyorsa yani ona da zarar vereceğini düşünüyorum. Zaten yani, öyle bir şey varsa verirler yani. Evet. Tabii ki yani, verirler. Yani ben şu anda mesela Gülhan'ın da psikolojisinin verirler. Çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Evet. Çünkü Gülhan'a bunları kim söylettiyse Gülhan'ı da tehdit edecektir. Aynen öyle. Gülhan da artık risk bilmiyorum. Altında. Gülhan da risk altında. Hı? Ben söyleyeyim. Yani evet, Gülhan bence şu andaki en risk altındaki kişilerden biri. Çünkü onun söylediği iddialarla buradayız. Evet. Şimdi ona demeyecekler mi? Sen bunları karıştırmasaydın bu aile çıkmayacaktı. Zaten kendisi şu an baş düşman olarak görünüyor. Aile bunu çok argılayamıyor ama. Çok biz oyalmış. Ona diyoruz. Korkuyor olabilirsin. Elinde videon olabilir. Her şey olabilir. Ama burası tam yeri. Gülhan'ın var bir tehdit edildiği durum ama bakalım inşallah eşi ulaştıktan sonra o da artık hayatına karar verecek. Ve Gülhan Bey'in durumuna baktığımız zaman tamamen işi oyalayıcı bir çaba içerisinde olduğu görülüyor. Kullanabilecek bir insan mı? Evet. Ama birisi kullanıyor. Evet. Kullanmaya müsait bir insanmış kullanmışlar. Ve o kullanan kişi evet. Onu yine tehdide devam edeceği için evet. Bence şu andaki hayati risk en fazla olan kişi de Gülhan. Yani birilerine zaman kazanmaya çalışıyor. Bir de Gülhan çocuklarından çok korkuyor. İşte o zaman kazandırmak istediği demek ki ben kişi diyorum veya ki çocuklarınla mı tehdit ediliyor acaba? Önemli öyle mi diyorsun? Evet ben bak. Öyle diyorum. Onda neden diyorum? Biz yayından çıktıktan sonra biz Serap'ı götürmek istedik. Hani pazar gününe gitmek istemiştik ya geri gelecektik buraya. Dedik ki ne Serap da bizde gelsin küçük çocukla. Döndü Gülhan dedi ki anne bu çocukları da götür. Kendi çocuklarından için. Hmm. Bunlar da kalmasın burada dedi. Hepsini ben geçelim. Orada anladım ki Gülhan çocuklarınla tehdit ediliyor. Ama kim tarafından ediliyor? Söylemiyor işte. O yüzden korktuğu için söyleyemiyor. Ama yayın sonrası da konuştuk söyle diye söylemiyor yani. Söylemiyor işte. Artık ne gibi bir korku yaşamışsa onun yanında da neler olduysa. Tehdide bir kez yani inşallah hayatına mal olmaz. Ben inşallah. Yani şey bir adam aslında. Ya kendi kendine niye uydursun bu kadar kelimeyi? Kullanılmaya çok müsait evet, bir adam. Evet ben kesinlikle yani, Gülhan yapmıştır demiyorum. Ben bunu en başta da söyledim. Evet. Yani. Kullanılıyor. Kullanılmaya müsait bir adam ama işte öyle kullanan kişiler de. O şekilde bir şey varsa ona da zarar verirler zaten. Rahat bırakırlarmış da o kısmı endişeli. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.